lavaş ekmeğimiz oluyor. Evet. Bakın burada. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mücahit, videoma hoş geldiniz. Şu an Mersin'de, Mersin Çarşı'da bir pansiyondayım. Mersin'in merkezi sayılabilecek bir nokta sanırım. Bu videoda sizinle birlikte Mersin'de ne yenir? Mersin özgü lezzetler neler? Bunların tamamını keşfedeceğim. Çünkü ben Mersin'e ilk defa geliyorum ve tantuni kültürüm pek yok. Yani sonuçta biz gideriz İzmir'de, üniversite okuduğum için İzmir'de bir tavuk tantuni yeriz, ekmek arası. Yani çok da lezzet aramayız burada. Ucuz olsun, karnımız doysun mantığında yaklaşırdık olaya. Fakat Mersin'e gelmişken olayı tabii ki lezzet boyutuyla keşfetmeye çalışacağım. Bu arada sadece bir restorana gidip sadece orada yemeyeceğim. Farklı yerlere gideceğim, farklı yerleri de keşfedeceğim. Sadece internette yazan blog yazarlarının veya işte bu YouTuberların gezmiş olduğu mekanları değil, biraz daha insanlara, yani buranın Mersin'in yerlisine sorarak keşfedeceğim. Çünkü yerli insanlar kendileri her gün gidip yedikleri için lezzet olarak orayı size daha iyi önerebilirler diye tahmin ediyorum. Yani tamam, belki bir blogger'ın önerdiği bir yere de gidebilirim. Duruma göre şu an dışarı çıkacağım. Biraz daha yerli insanların önerdiği yerlere gideceğim. Ne yiyeceğiz bugün? Tantuni yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Kerebiç yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Şıralı börek yiyeceğiz. Başka ne yiyeceğiz? Başka neler bulursak, sokakta, seyyar vesaire ne bulursak onu yiyeceğiz yani. Bu arada Mersin'i gezmek isteyen insanlar için de başka bir video çekiyorum. Yani Mersin'de neresi gezilir, Mersin'de gezilecek yerler diye bir videoda yapıyorum. Hangisini önce yayınladığımı bilmiyorum ama şu an kartlarda çok büyük ihtimalle görüyorsunuzdur. Sağ üst tarafta kartlarda görüyorsunuzdur. Neyse, ben dışarı çıkıyorum. Hadi başlayalım. Evet, şu an tantuni yemeden önce şunu bir yiyeceğim. Daha az önce geçerken yedim. Bankada bir işim vardı da. Abi şimdi bu neydi? İsmi dikenli incir. Evet, dikenli incir. Şöyle bir tane yiyeyim, size de göstereyim yerken. Şekilde oluyor. Şöyle alayım. Sıcak yok. Soğuk soğuk iyi gidiyor. Şimdi meyan şerbeti değil mi abi, yanlış olmasın. Meyan şerbeti içeceğim. İlk defa duydum, ilk defa gördüm. Ben de merak ediyorum tadını, göstereyim bir. Bardağı 2 liraymış. Bu arada tadı çok bana hitap etmedi. Yani aldım içiyorum ama böyle ben pek beğenmedim tadını. Meyan kökü şerbeti, meyan şerbeti, artık her neyse. Kolanın ham maddesi diyorlar da bilmiyorum yani, bakalım. Yani gelmişken bir deneyin, farklı bir şey. Ama beni çok sarmadı yani. Bu arada ben şu an Mehmet Tantuni'ye geldim. Burada az önce bindiğim minibüs şoförü önerdi burayı da. Yani demiştim zaten yerel halka sorarak gezeceğim diye. Karşıda başka bir yeri de önerdiler. Burada herkes bir yeri öneriyor. Ya bu şey gibi herhalde. Herkesin vardır ya, kendi bir dönercisi vardır. Çok sever tadını. Herkes orayı takım tutar gibi tutar. Herhalde burada öyle bir şey diye tahmin ediyorum. Hepsini tek tek deneyerek gezeceğim. Ona göre yorumlarım diye. Yorumlarım herhalde sonunda. Normal ne kadar, yoğurtçu ne kadar abi? Normal 14 gün, yoğurt oluyor. Ekmek şu şekilde. Yavaşa göre daha küçük. Yavaşa göre daha küçük, daha ince. Lezzetli. Daha lezzetli. Evet. Bu arada bu açık ekmek oluyor. Evet, açık. Ses, ustamızın sesi gelmediyse söylüyor diye söyleyeyim. Şurası da lavaş oluyor herhalde. Evet, lavaş. Ama orijinal tantun ekmeği bu oluyor. Evet. Evet, bir tadına bakayım ben de şöyle.
Hocam şimdi unu yerken bu şekilde mi yiyoruz dökülmemesi için? Aynen. Şöyle tabii. Böyle. Bir parmağınızı ortasına. Tamam, eyvallah. Valla acemisiyim arkadaşlar, o yüzden öğrenmek lazım. Videoyu çekiyorum. Valla karnım açtı ya. O kadar iyi geldi ki. Tadı çok iyi. Özellikle limonun ekşiliğiyle birlikte mükemmel geliyor. Bu arada burayı yolda sorduğum iki kişi önerdi. Yani birisi minibüs şoförüydü, birisi de esnaftı, bakkaldı. İki kişi burayı önerdiği için ilk önce buradan başladım. Şöyle valla. Ben buradan sonrasını gömüyorum. Kaydı burada kapatayım. Ustam sizin isim neydi? Hasan. Hasan. Yersin. Valla sarayım şunu. Abi lan bana bırak lan. He? Tabağı versene. Herhalde yoğurtu versene. Getir getir. Yoğurtu kapılar hemen alır. Abi bir tanesi ilk yavaş tavuk yapacağız buraya. Başka? Soğan soğan falan mı? Soğan soğan falan mı? Şimdi yoğurtlu olanı deneyeceğim. Merak ediyorum yani, görüntüsü efsane, çok görüntüsü cidden çok güzel duruyor. Tadını da merak ediyorum haliyle. Bakalım bir tane bak. Şöyle şu an kameramanım olmadığı için biraz zorlanıyorum. Size nasıl göstereyim? Etrafa dökmeden şöyle göstereyim. Heh. Bana odaklama. Heh. Şuna odakla bir. Heh. Şöyle duruyor arkadaşlar. Heh. Şimdi bir tadına bakayım. Baba abi, bir tane taş sosu yapar. Yoğurtlu da çok iyi. Az önceki de çok iyiydi. Yanında biber çok iyi gidiyor. Evet, şu an kerepiç yemeye geldim arkadaşlar. Sokakta gezerken gördüm. Direkt döndüm, geldim. Kerepiççi Halil Usta'ydı değil mi abi burası? Hayır Usta. Evet, kerepiççi Hayri Usta'dayım. Şimdi size de çekeceğim zaten nasıl bir şey olduğunu. Yerken de tadından bahsederim. Göstereyim ben. Abi, bu ne oluyor abi? Bu çeven otundan yapılıyor, bitki. Çeven bitkisidir bu. Tamam. Yani içinde sadece bir şeker karıştırıyoruz. Şu... Şunlar da köftesi, içinde fıstık var. Şöyle. Başka çeşidi oluyor mu peki bunların? Cevizlisi oluyor. Cevizlisi. Şöyle kırayım. Evet. Antep fıstıklı. Evet, bunlar Antep fıstıklı. Hani cevizli ben şey yapmak istemedim. Ben sadece fıstıklı olsun. Tamam. Artık gerisine tadına bakıp ben de yorumlarım. Tabii tabii. Tarçın da isteğe göre. Ama genellikle tarçın atıyoruz. Tamam. Tarçın gider üstüne. Şöyle ben alayım. Bunlar cezer ve atom çeşitleri. Atom çeşitleri. Evet. Bu da çeven otunda yapıyoruz, sütlü diyoruz ona. Narlı, bu da narlı. Bu da küp çeşidi.
Bunlar da cezerle şöyle yapılıyor. Bunlar havuçtan evet. Yapılıyor. Bunlar cezer hepsi havuçtan. Havuçtan. Evet, bütün çerezlerden mesela fıstık, fındıklı var, karışık var. Değişiyor. Bunlar cezere bunlar. Evet. Bu şurada denemeli. Şunu da şöyle bırakayım sen o zaman tadına bakarsın. Eyvallah abi. Evet, ben şimdi biraz deneyeyim. Tadına bakayım. Şöyle bir önce tartışındı köpüğün tadına bakacağım. O çöven bitkisinden yapılıyor. Sadece çekerimiz karıştırıyoruz önce. Çekerim biraz ağırdır. Yani yoğun şeker koyuyoruz. Yoksa çok acıdır normalde o beyaz dolma çok acıdır. Şeker koymazsan yiyemezsin. Ama köpüğün kendisi güzel, normal yenirmiş gibi geldi bana yani. Köpüğü güzel güzel. Onunla beraber köfteyle beraber yiyeceksin. Evet. Köfteyle beraber yiyeceksin. O içli köfte gibi yapılıyor. İçine fıstık. Küpük marshmallow gibi. Evet, öyle aynı marshmallow gibi. Öyle düşünebilirim. O sebepten yani. Bu arada arkadaşlar, bütün Antep fıstıklarını görebiliyorsunuzdur üzerinde inşallah. Gözükmüyorsa da ben gösteriyorumdur şu an. Odaklamıyor çünkü biraz zor oluyor böyle. Tadı gayet güzel. Türkiye geneline gönderim de sağlıyor. Hmm. Tabii kargo sistemimiz de var. Bozulma şeyi yok. Uzun vadeli bu çünkü. Tatlı hiç bozulmaz. Yani bir hafta, iki hafta kalsa hiç olmaz. Hani yazın çok sıcak oldu, bir şey diyemem de. Ama kışın genellikle bir hafta, 20 gün, 25 gün kalsa hiç olmaz. Hani çok iyi. Beyaz olan hiç olmaz. Bu arada arkadaşlar, Türkiye geneline gönderim de varmış. Tabii, kargoyla gönderiyoruz. Bu arada cezeryeleri de deneyeceğim şimdi. Bu neyle oluyordu? Bu cezerye, normal cezerye, havuçtan yapılan. Aynen, bu normal havuçtan yapılan cezerye. Şöyle lokum gibi atacağım. İçinde Antep fıstığı var herhalde yeşil. O Antep fıstığı. O sırf havuçtan yapılıyor. Havuç, şeker, çerez, başka bir şey yok. Yani sırf havuçtan yapılıyormuş. Havuç, şeker ve çerezden. Bence gayet güzel. Dışında da Hindistan cevizi mi var üstünde? O ayrı. Onu buluyor. Bulama yapıyor. En son. Kesmek için birbirine yapışmasın diye. Şu beyazlı neydi? O da çöp çöreni unutma ya şunlar şu. Az önce yediğim var ya tabak. Ha, şu beyaz köpük. Aynen, onun içinden karıştırıyoruz. Ondan diyoruz. Evet, şimdi bu beyazının tadına bakacağım. Bu arada şey güzeldi. O Antep fıstıklı siyah olan havuç. O bayağı iyiydi. Cezerye. Aynen, cezerye. Yani normal şey gibi, lokum gibi. Böyle kahvenin yanında falan çok güzel gider yani. Bunlar genellikle kahvenin yanında. Ya. Hmm. Bu ne, narlıydı değil mi? Narlı. Onlar, evet, bu kırmızı da yapıyor. Nardan yani. Şu kırmızılı olan da nardan yapılıyor. İçinde fındık var galiba. Ne fındık, Antep fıstığı karışık herhalde. O hepsi var içinde. Ya onlar lokum çeşidi. Bunlar hepsi güzel ama ben en çok şeyi sevdim. Cezeryeyi. Cezeryeyi sevdim. Sonra narlı olanı, en az da öteki beyaz olanı. Tabii. Ama asıl olan zaten cezeryedir. Asıl köşek olan cezeryedir. Orijinal. Da ben tabağımı bitireyim arkadaşlar. Buradan sonra tekrar açarım zaten kamerayı. Usta isim neydi? Sinan abi. Sinan abi. Yavrum nerede? Ustam, bu siparişlerden sonraki benimki açık ekmek olur. Kaç numara abi? Siparişi daha vermeyin de oraya kasaya şey yaparım, yazdırırım. Videoyu çektikten sonra. Zaten açık ekmek alacağım. Ha, tamam. Evet, şöyle. Bu da. Bu şekilde.
Evet, şu an Memoş Usta'dan çıktım. Yani Memoş diye geçiyor adı. Oradan çıktım. Yani şöyle söyleyeyim. Lezzet olarak gayet güzeldi. Lezzetten yana hiçbir sıkıntı yok. Ama yani dün yediğim Mehmet Usta'nın tantunisi ile arasında böyle büyük bir fark göremedim açıkçası. Hatta hiçbir fark göremedim. Yani yan yana olsalar hangisini tercih ederim bilemiyorum. Fiyatı bana biraz pahalı geldi. Yani tantuni 15 lira mı 16 lira mı ne? Çay ikramı veya satışı yok. Şöyle söyleyeyim. Bir tantuni, o gördüğünüz bir tantuni, bir ayran. Bir de su 23 lira tuttu. Yani bana biraz fazla geldi. Diğer tarafta daha ucuz. Daha uygun yani fiyatlar. Aynı zamanda diğer tarafta tavuk tantuni de var. Lezzet olarak dediğim gibi pek bir fark yok. Hangisi yakınsa o tarafı tercih ederim. Yani çok da ayırmam diye şey yapıyorum. Bu arada Mehmet Usta'da dün yediğimde çay ikram oluyor. Herkese çay ikram. Öyle bir fark var. Yani ünlü fakat böyle bu üne yarışır böyle aman aman bir şey gibi gelmedi. Diğer tarafta gayet iyiydi aslında. Belki ben anlamamışımdır. Bilmiyorum yani bu kadar ünlü herkesin... Herkes orayı tercih ediyorsa vardır bir bildikleri. Olabilir. Bu arada şimdi künefeci Emin Usta'ya gideceğim. Orada künefe veya şıralı börek diyorlarmış. Eğer varsa şıralı börek yiyeceğim, yoksa sadece künefe yiyeceğim. Orayı çok övdüler bana. Orayı 5 veya 6 kişi önerdi. Ya yoksa gitmezdim. Yani direkt Hatay'da yerim diye düşünüyordum ama 5-6 kişi birden önerince dedim bir gideyim yani. Fazla öneri oldu. Bir bakmak lazım. Bu arada yol üstünde geçerken adını hatırlamadığım bir şey gördüm. Onu da size göstereceğim tekrar görürsem. Cidden harika bir şeydi. Yani Mersin dışında hiçbir yerde görmedim daha. Şöyle masamızı sağlayalım. Bir su eksik. Şimdi bu şıralı börek için kullanılan, ya kol böreği gibi değil mi? Ya kol böreği, şıralı börek. Ya şeker, tuzsuz peynir. Üzerine şeker döküyoruz. Anladım. Şöyle. Şöyle. Bu yarım porsiyon oluyor. Evet. Bu da şekerimiz. Şerbetimiz. Evet. Tamam. Üzerine de biraz fıstık döküm sana. Yarım akın afı verin sana. Tamam. Tamam. Ustam şıralı börek nasıl oluyor? Şıralı böreğin farkı ne? Künefe peynirinden yapılır, tuzsuz. Evet. Üzerine de künefe şekeri dökeriz. Evet. O şekilde yeniyor, kol böreği şeklinde. Yani bir nevi künefenin farklı bir versiyonu gibi, kadayıfsız hali. Börek hali. Börek hali, evet. Bir tadına bakacağım şimdi zaten. Afiyet olsun. Tamam. Sağ olun. Vallahi arkadaşlar, normalde ben buraya gelmeyecektim. Yani künefeyi direkt Künefeyi direkt Hatay'da yemeyi düşünüyordum. Sonuçta Hatay'a özgü bir tatlı olduğu için. Fakat şöyle alayım. Teşekkürler. Çok fazla öneri geldiği için hani sorduğum esnafa Mersin'de ne yiyeyim diye sorduğumda bana şıralı börek ve Emin Usta'ya git künefeye dediler. Yani çok övdüler. Biraz o yüzden böyle oldu. Şimdi önce ben bu şıralı böreğin tadına bakacağım. Ustam zaten az önce söyledi. Yani künefe peyniri kullanılıyor ve künefenin şerbetinin aynısı atılıyor. Fakat kadayıf yerine normal börek tarzında yapılıyor. Bir bakacağım tadına şimdi. Valla künefenin harbiden yani nasıl tarif edilir bilmiyorum. Böreğin şerbetli hali gibi. Çok iyi. Yani zaten öyle böreğin şerbetli hali de. Tadı da çok güzel. Denenir yani künefe yerine. De künefe bakayım. Valla ikisi arasında hala karar veremedim. İkisi de birbirine çok benziyor. Ama yani yemeğin üstüne falan yediğimi varsayarsak ben künefeyi tercih ederdim büyük ihtimalle ama değişiklik olsun diye yani sürekli künefe yiyen bir insansam değişiklik olsun diye bunu da yerim arada yani öyle.
Sanki bu daha az tatlı gibi geldi. Aslında aynı şey, bütün malzemeler neredeyse aynı ama biraz daha az şekerli gibi geldi. Belki şerbeti az gelmiştir. Kaydı başlattım abi. Anlat abi, bunlar ne oluyor şimdi? Ben bu ilk defa Mersin'de gördüm bu şekilde tatlı bu şeyini. Bu bizim Mersin'imize özel olan bir tatlımızdır. Biz buna taş kadayıf diyoruz. Bunun içerisine bize ait olan bir kaymak var. Hı hı. Bunun içi, buna da taş kadayıf diyoruz. Bu da cevizli efendim. Evet. Buna halka diyoruz. Sümbül diyorlar, halka diyorlar. Evet, zaten... Buna da şam diyoruz. Ben halka tatlısı almaya gelmişim de bunları görünce fikrimi değiştirip bir tadına baktım. Şu kaymaklı olan çok güzelmiş abi. Her zaman bekleriz. 16 senedir aynı lezzeti bölüşüyoruz. Ürünlerimizde glukozu yoktur, şurup yoktur, tatlandırıcı yoktur. Evinizde kullanmış olduğunuz toz şekeri kaynatıyoruz. İmalatımız var Mersin'in salonun bitişinde. 7/24 açık, halk da görür. Evet. Esnaflar da seyretsin, görsün. Bir yiyen bir daha bırakmıyor. Bizler sizleri seviyoruz. Sizler de bizleri sevdiğinizden memnunuz. Eyvallah. İstiklal Caddesi 1311 tatlı evine bütün dost, eş dostlarımızı bekleriz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim abi, şöyle. Şöyle 1311 tatlı ev. Buradaki karikatürümüzü da şeyini vereyim. Heh. Bu görmüş olduğunuz şu anda yeni döktük tatlılarımızı. Ayçek yağı kullanıyoruz. Şefin markası kullanıyoruz. Şöyle bakın. Heh, şurada yukarıda. Diğer meslektaş arkadaşlarıma şunu önermek istiyorum. Pamuk yağıyla pişirmeyi bırakın. Gregos tatlandırıcı şurubu bırakın. Orijinal toz şeker kullanın. Halkımızı şeker hastası yapmayalım. Görmüş olduğunuz ayçek yağıyla kullanıyoruz. Adı Şefim. Sizleri evet. Seviyoruz, her zaman bekliyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bu arada bu gördüğünüz yerde de tantuni yedim. Bir tavuk, bir et tantuni olacak şekilde. Bence doyuruculuk olarak en doyurucusu burasıydı. Çünkü çift lavaş yapıyor ve anladığım kadarıyla esnafın karnını doyurmak amaçlı yapılan bir şey. Ve içerisindeki malzeme çok azdı. Yani diğer yerlere göre çok azdı. Zaten fiyatının uygun olmasının sebebi de bu. Lezzeti fena değildi. İdare ederdi lezzet. Bu kadar herhalde değil mi? Evet, samosa üstüne atıyoruz. Samosa. Ne kadar da bayılıyoruz. Ve tahin döküyoruz. Tahin. Tamam. Şöyle tamam. Yani kervan humusta humus yedim. Humus nohut ezmesi olarak biliniyor. Yani zaten öyle. Lezzet olarak bence güzeldi fakat durumu şöyle tahmin ediyorum. Üzerine zaten tereyağı ve biber döktüğünüz her şey güzel oluyor. Muhtemelen o sebepten dolayı güzel gelmiş olabilir. Ama humusu yani 40 yıl yemesem 41. yıl nerede humus demem. Ama lezzet olarak o an önümdeyse de tadı güzel, yeniyor yani. Ama aramam. Ama gitmişken oraya yemenizi tavsiye ederim tabii ki. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Şu an İstanbul'a ben geri döndüm. Aslında yolculuğuma daha devam edecektim. Daha fazla video çekecektim. Fakat oralar inanılmaz sıcak arkadaşlar. Yani ben size şu an ekranda görüyorsunuz. Ortalama 52 hissedilen gösteriyor. Günde 3 defa tişört değiştiriyordum. Ve böyle olunca daha fazla devam edemedim. Ama kışın hava serinleyince tekrar gitmeyi düşünüyorum. Eğer gidebilirsem, fırsat bulabilirsem gideceğim. Eğer diyorsanız ki ya abi gitmişsin şurada şunu yemeden geri dönmüşsün diyorsanız, eğer tekrar Mersin'e gidersem atlamamam için bana önerileriniz varsa bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani diğer gitmeyi planlayan insanlar için de yorumlarda yazın bunları ki onlar da gittikleri zaman sizin önerilerinizi de dinlesinler.
Bu arada kelebiç konusu, kelebiçi yani ilk defa yedim orada. Zaten söyledim videoda da. Yani böyle nasıl diyeyim? Güzel bir tatlı. O an önüme koysa mesela misafirlikte bir yerde gittin önüne koyuldu. Afiyetle yerim ama o da humus gibi 40 yıl yemesem 41. yıl neden kelebiç yemedim demem. Ama Cezerye güzeldi. Cezerye yani harbiden değerdi yani. Cezerye parası neyse verip yenilecek bir şey. Zaten lokum gibi bir şey yani o da. Neyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Öpüyorum. Bay bay.